Ruhsal uyanışın herkese göre farklı bir anlamı vardır. Bazıları için içgüdülerine ve sezgilerine daha fazla güvenmek anlamına gelir. Diğerleri için ise çok daha derin bir şeydir. Çünkü gerçekliği fiziksel sınırlarının ötesinde görmeye başlarlar. Yüksek benliklerine bağlanmaya odaklanırlar ve kendilerini daha iyi anlarlar. Ancak aydınlanmaya, iç huzura veya başarmak istediğin her şeye giden yolda kaybolabilirsin. Ve bu son derece normal. Ama ruhsal uyanışın sırasında büyümeni engelleyen bazı şeylerden uzaklaşmaya çalışmalısın. Bu videoda ruhsal uyanışın sırasında kaçınman gereken şeylerden bahsedeceğim. Kendini çok fazla yargılamak. Aydınlanma yolunda kendini çok fazla yargılamaya başlayacak kadar kendi düşüncelerinin ve eylemlerinin farkında olursun. Öz farkındalık, maneviyatın büyük bir parçası olsa da kendini dikkatli bir gözlemci olarak izlemeyi öğrenmeli, ne duyabileceğini veya görebileceğini yargılamamalısın. Yargılardan, kim ve ne olman gerektiğine dair ön yargılardan nasıl kurtulacağını öğrenmelisin. Ruhsal yolculuğun mükemmelliğe ulaşmakla ilgili olmamalı. Daha ziyade seni sen yapan kusurlara rağmen kendini sevmeyi öğrenmekle ilgili olmalıdır. Başka birinin sana maneviyat hakkında söylediklerine inanma. Bu senin kişisel yolculuğun ve senden başka hiç kimse sana onu nasıl aşacağını söyleyemez. Kendini başkalarıyla karşılaştırmak. Kendini başkalarıyla karşılaştırırsan ya kendini hayal kırıklığına uğratırsın ya da egonun şişmesine izin verirsin. Bunların hiçbiri ruhsal yolculuğunda sana yardımcı olmayacak, sadece ilerlemeni engelleyecektir. Ruhsal yolculuğun çok kişiseldir ve gerçekten sana özeldir. Dolayısıyla kendini başkalarıyla karşılaştırmak hem tedbirsiz hem de mantıksızdır. Çünkü işleri kendine göre yapmalısın, başkalarına göre değil. Birisi ruhsal olarak senden daha gelişmiş görünebilir. Ama bunu kim söyleyebilir ki? Günün sonunda kendini yalnızca sen yargılayabilirsin. Bu yüzden kendi hayatına odaklan ve kendi içinde tatmin olmuş hissetmek için yapman gerekeni yaptığından emin ol. Hayatını nasıl yaşayacağın konusunda suçlu hissetmek. Ruhsal uyanışının derinliklerine dalmaya başladığında ideallerinin biraz değiştiğini fark edebilirsin. Böylece kendini hayatındaki bazı insanlarla anlaşmazlık içinde bulursun. Çünkü onlar eski sana o kadar alışmışlar ki yeni senle nasıl başa çıkacaklarını gerçekten bilmiyorlar. Tabii ki insanlar değiştikçe onları neyi mutlu ettiğini bulması yaşamın doğal bir akışıdır. Ancak sırf etrafındakilerle uyuşmadığı için hayatın konusunda kendini suçlu hissetme. Belki ruhsal yolculuğunda hayatını basitleştirmek, doğaya ya da maneviyatının merkezi olarak adlandırdığın her şeye yaklaşmak için şebekenin dışında yaşamak istediğini fark ettin. Bu kalbini mutlu ediyorsa, başkalarının ne düşündüğüne bakılmaksızın onu takip etmelisin. Başkaları için değil, kendin için yaşamalısın. Geçmişte veya gelecekte sıkışıp kalmak. Maneviyatın ortak bir yönü, farkındalığa odaklanmak veya şimdiki anın tamamen farkında olmaktır. Eğer geçmişte veya gelecekte sıkışıp kalırsak bunu yapamayız. Zaten geçmiş zamanlara veya henüz burada olmayan zamanlara çok fazla odaklanırsak iç huzurumuza zarar veririz. İç huzuru kazanmak için geçmişi tamamen bırakmalı ve şimdiyi kucaklamalıyız. Ruhsal yolculuğunda şu an sahip olduğun anda kendini kaybetmeyi ve geçmiş anları ya da henüz gelmemiş anları unutacağını umuyorum. Çünkü maneviyatın büyük bir kısmı akışa devam etmek ve çevreni kontrol etmeye çalışmamaktır. Duygularını ifade etmemek. Manevi yolculuğumuz sırasında düşüncelerimizin ve hislerimizin dikkatli bir gözlemcisi olmak yerine duygularımızın bizi kontrol etmesine izin veririz. Fakat duygularınla uğraşmazsan daha sonra yapmak zorunda kalacaksın ve duygularını çok uzun bir süre bastırırsan daha güçlü hale gelecektir. Ne düşündüğünü söyle, nasıl hissettiğini ifade et.
Yaptıklarından pişmanlık duyma. Hepimiz insanız ve geniş bir duygu yelpazesine sahibiz. Canlı hissetmek için şimdi ne hissettiğimizi yönetmeli ve sadece onların üstesinden gelmek istemediğimiz için duygularımızı bastırmamalıyız.